Yani o kurdun çenesinin kokusunu, sadece burun memesinin kokusunu duydu. Çıldırdı, köpek kendinden geçti. Ben korktum yani Poyraz'dan. Ayı zaten yoğun şekilde leş tüketen bir hayvan. Taze mezarlarda merhumun kokusu hala. Ayı bir de inanılmaz koku duyusu olan bir hayvan. Kokuyu alıp mezarları açıyor. Bizim burada da yani yakın tarihte birçok olay yaşandı. Berduş'u getirdik. Zaten Berduş kokuyu duydu. Çılgına döndü. Elimizden kurtuldu gitti. Yani kurt artık bozulmaya başlamasına rağmen ağzından alamadık. Şimdi mantar nasıl bir şey biliyor musun? Balık yakalamak gibi. Hiç gittin mi mantara? Mantara gittim, evet. Mantar bir tane bulursun. Ya acaba bunun eşi nerede? Ocağa mı geldim? Nerede? Bir tane daha, iki tane daha derken dünyayla irtibatın kesilir. Hani normal zamanki duyarlılığın olmaz. Bir bakmışsın yani kaybolmuşsun veya kaybolmasan da ayının üstüne varmışsın. Herkese selamlar. Bugün tekrardan Hisar Çiftliği'ndeyiz. Serkan Kara Ahmet Oğlu, Mehmet Mamdoğlu, Engin Sarıoğlu, Ösrhan Aras ve kardeşimizle beraberiz. Bugün ilk çektiğimiz kurt hikayeleri, yaşanmış hikayeler videosunun devamını çekiyoruz inşallah. Yani. Ama bu videoya başlamadan önce biz burada dağlara, hangi dağın ismini seçtik? Yaralıgöz. Yaralıgöz. Yaralıgöz Dağı'na 2 tane fotokapan kurduk. Orada ayı görüntülerini veya kurt görüntülerini almayı planlıyoruz. İnşallah, inşallah. Benim umudum çok fazla. Ciddi misin? Ya şimdi şöyle bir avantajımız var. Ormanda 2 tane su kaynağı var. Biri o zirveye yakın olan, çıkmakta zorlandığımız yer. Diğeri de daha etekteki, o su kaynağının olduğu yerdeki vardı ya, 2. kurduğumuz. Yani hayvan susuzluğunu gidermek için ya yukarıdaki su kaynağından yararlanacak ya da aşağıdakinden, başka alternatifi yok. Evet. Ha, belki bugün su içmez, bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle ikisinden biri. Genelde tek yaptığımız hata şey oldu. Keşke biraz yiyecek götürüp hayvanın oralarda oyalanmasını sağlasaydık. Yani yarın götürme şansımız var. Olur tabii. Bir bakarız. Ama o dağa tekrardan nasıl tırmanırım onu bilmiyorum. İzleyenler evet, videoyu izlediğinde bugün Sinan abi bayağı yoruldu. Kilodan dolayı. Kilo bende de var. Çok alakası yok da herhalde antrenmanla alakalı. Evet, biz çünkü her gün fiziksel olarak çalışıyoruz. Tabii. Gençlik var. Tabii, gençliğin de etkisi var. İnşallah yarın bugünkü sporun faydasını görürsün abi bak. İnşallah. Biraz daha performans değişecek. İnşallah. Ayı popülasyonu çok. İnşallah senin evet, dediğin gibi bir tane çıkar karşımıza. Buralarda da sen mesela giderken onu da anlattın. Şurada biz videoyu çektikten sonra evet, bir hafta sonra demiştin. Kurt boğdu köpeğinin bir tanesi. Evet. Sonra ayı. Yani böyle bir ay sonra filandır herhalde. Kış içindeydi işte. Biz Ekim ayında gelmiştik. Poyraz'ın kurt boğduğunda hangi aylardaydı? Şubat. Bayağı sonraymış. Şubat filandı. Çünkü sabah beraber gitmiştik sabah Mehmet abiyle. İşte haberimiz oldu. Sabahleyin pazar günü hep beraber geliyoruz ya. Ama gelirken direkt oraya gittik. Bizi heyecan sardı böyle. Kurt boğmuş falan diyeceğim. Tabii arkadaş ya aradı. Sinan abi, bugün giderken göstermeye çalıştım ya, ekinlerden göremedik. Evet. O tam tarlaların hizasında, ekinlerden göremediğimiz kör noktada bir su deposu var. Su deposunun orada başlamış boğuşma. Köyün üst girişinde, hemen ilk evin orada bir koridor var. Sağ taraf samanlık, sol taraf ev. O evle samanlığın arasında 1 metre anca vardı değil mi Mehmet abi? Yani. Oraya girmişler zaten, bir daha çıkamamış kurt tahminim. Köpek de yani 10 yaşında, bacağının biri 2 yıl önce kırılmış, sakat kaynamış olmasına rağmen Poyraz gerçekten yani çok sınıf üstü bir köpekti kangal olarak, maşallah, kurtçuluk olarak. Böyle çok harap, bitik bir durumu da yoktu, yara almışlar da yani kurdu da ezmiş resmen. 10 yaşındaki köpek. 10 yaşındaki köpek kurt boğdu, hem de yani çok ciddi bir mücadele olmuştu. Eski taş duvar, samanlığın duvarı. 1 metre yüksekliğe kadar kan patlamış her tarafa. Ben az çok gözümde canlandırıyorum. Baktık, aşağıdan başladık bakmaya. Nerede başlamış boğuşma, nereye kadar devam etmiş. Çok uzun sürmüş. Zaten birebir olayı izleyen de hemen oradaki olayın olduğu yerdeki evin bitişinde, evin duvarıyla samanlığın duvarı. Amca çıkmış el feneriyle birebir izlemiş. Vay be. Yani 1 saate yakın uğraştı diyor. Böyle dümdüz yapmışlar karı. Yerde kar var. Sıkıştırmışlar böyle komple. Yine ya, onun halinde 10 yaşındaki köpeğin korkmaması. Ya şimdi Poyraz 10 yaşındaydı da şey değildi. O ayağındaki sakatlıktan başka çok böyle harap bitkin bir durumu yoktu. Kurdu öldürdü. Köpek kısa süreli bir güç düşüşü yakaladı. Yanında bir oğlu var. O da 1,5 yaşında falan, hiç daha karşı gelmediydi. O köpekteki güçteki azalmayı hissetti. Bu dedi artık benim liderliği ele alma zamanım geldi. Köpeği 2-3 kere boğdu. O da yakın bir arkadaşım da. Şurada köyde duruyor. Bir gün köpek feleğe kahretmiş. Oradan yoldan çıkmış, yavaş yavaş bu tarafa doğru geliyor. Arkasında da oğlu var. 2 tane dişi var. Arabanın önünden giderken hemen gitti yine. Babasına saldırdı. Yolun ortasında bayağı yani sıkıntıya soktu. Ayırdım hemen, onları kovdum. Köpeği de arabaya attım, getirdim. Yani ömrünü burada tamamladı ama iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum. Hayatı boyunca gezmiş bir köpek. Burada biraz da strese girdi. Ya en azından öyle ölmesindense burada eceliyle ölmesi daha makbul olur diye düşündük. İyi bir köpekti. İnşallah nesli devam ediyor. Yani yavruları var. Burada da güzel bir dişiden yine yavruları doğmuştu. Orada köyde, şu an burada değil yavrular da, köyde güzel yavruları var inşallah. Fırsat bulursak yarın onları da görüntüleriz. İnşallah. Bu olaydan kısa bir süre sonra da bir kurt getirdik test için. Ben uzun zamandır... O kurt değil miydi, o boğulan kurt? Yok, değildi. Onun haricinde bir tane daha. Onu niye getirmediydik? Orada kaldı. Kurtta biraz şey vardı. Hafif uyuzlu gibiydi. Abi, belki bayağı bir her tarafa kanla fışkırttığına göre bayağı bir boğulmuş. Ama suyu da çok parçalanmış diye. Diş yarası çok. Ya belki uyuz falan vardı. Çok sağlıklı görünmüyordu kurt. Evet. Belki köpeklere bir hastalık falan bulaşır diye getirmedik. Çok sağlıklı, böyle dinç, tahminim 3-4 yaşlarında böyle güçlü bir erkek kurt. Bir kazaya kurban gitmiş. Getirdik buraya. Köpekleri test ettim. Ben 8-10 tanesini test ettim. Mehmet, sen başlamış mıydın burada çalışmaya? Evet. Kim var? Sen mi vardın? Ha, Mehmet vardı. İnsan böyle bir durumda sanki ilk defa böyle bir sahneyle karşılaşıyormuş gibi. Ormanda bir karşılaşma, doğal bir karşılaşma değil ama yine de merak ediyor. Acaba hangi köpek ne tepki verecek? Ya şu son 2-3 yıllık jenerasyonun mesela ne tepki vereceğini tahmin edemiyorum ben. Öncekiler denenmiş köpeklerdi. Bir sürü yeni köpek aldık. Yeni yavrular büyüttük. Hepsi yetişkin oldu. Bazen şaşırtabiliyor. Hiç ummayacağın tepkiler veriyor köpekler. Biz o şaşkınlığı yaşadık. Böyle çok kangala yakın formda, atletik, sürüde çalışmış köpekler de vardı o dönemde burada. Yağız'ı getirdik mesela. Yağız hırsla önce bir daldı. Sonra baktı, kokladı filan. Ya bu ölü dedi, ölüyle ben ne yapayım dedi. Öyle ilgilenmedi yani. Böyle olumsuz bir tepki de vermedi. Hiçbir korku belirtisi yok. Börü yine böyle çok hırsla geldi. Bu aynı zamanda öz eleştirdi. Şimdi kendi köpeklerimi anlatıyorum yani. İçinden geçti, tuttu, bırakmadı falan filan demiyorum. Normal, standart tepkiler verdiler. Börü'yü getirdik. Yine öyle olduğunu fark etti. Çok ilgilenmedi. Yine tam hatırlamıyorum. Birkaç tane erkek köpek vardı. Böyle normal tepkiler verdiler yani. Birkaç tanesi önce sarıldı, sonra baktı, ölü, ilgilenmedi. Birkaç tanesi hiç dokunmadı. Birkaç tanesi üzerine işaret bıraktı. İşedi. Yani işedi. Sonra Berduş'u getirdik. Ya Berduş da böyle hani baktığın zaman iri kıyım köpek, 100 kilo köpek, kurda ne tepki verir filan diye insanlarda böyle bir intiba bırakıyor ya büyük köpekler. Evet. Yani aslında köpek sever toplumda, çoban köpeği sever toplumda en büyük yanılgılardan biri de bu. İri köpeğin kurtla kuşla işi olmaz. İri köpek akşama kadar yastık yamar inancı var. Halbuki ciğerin büyüklükle küçüklükle alakası yok. Berduş'u getirdik. Zaten Berduş kokuyu duydu. Çılgına döndü. Elimizden kurtuldu gitti. Yani kurt artık bozulmaya başlamasına rağmen ağzından alamadık. Bunun görüntülerini de çektik. Yani hiç ummadığımız bir tepki verdi. Aynen. Bizim burada uğur getirdiği düşünülür. Dişlerini almak için çene kısmını aldık kurdun. Kurdu da uzaklaştırdık buradan. Sonra Poyraz'ı denemediğim aklıma geldi. Keşke dedik ya, Poyraz'ı da deneseydik filan dedik. Hatta o dönemde bir tane malaklı dişim var. O da korktu. Yani diğerleri hep böyle olumlu tepkiyi korudu. Yani hepsi böyle dakikalarca hırsla tutmasa da kurdu. İşte geldi bir tuttu, sonra öyle olduğunu anlayınca bıraktı filan. O köpek korktu mesela, bir tane köpek. Poyraz denemediğimiz aklıma geldi. O ağız parçasını sadece getirdik. Poyraz çıldırdı, kafesin içindeydi. Ya köpek, ben mesela Poyraz'a çok güveniyorum. Yanında dişi varken, önünde yemek varken, ne kadar aç olursa olsun. Yani durumu ne olursa olsun ben boğazına sokarım elimi, yemeğini alırım. Bana gık demez. Öyle saygılı bir köpektir. Ben cesaret edip de kafese yanına giremezdim o dakikada. Yani o kurdun çenesinin kokusunu, sadece burun memesinin kokusunu duydu. Çıldırdı, köpek kendinden geçti. Ben korktum yani Poyraz'dan. Ya kafesleri ısırıyor, duvarlara sıçrıyor filan, normalde ağır kanlı bir köpek ya. Köpek birdenbire mutasyona uğradı. Hatırlıyor musun Mehmet? Evet. Ya ben korktum Poyraz'dan yani. Çok hoşuma gitti mesela o tepkisi. Böyle birkaç tane daha köpeği denedik işte. Aloş yavruydu o zaman. Aloş da mı tepki verdi? Başta tepki vermemişti. Berduş tutunca o da hemen böyle bir heyecanlandı. Ama şey yapmadılar yani, hiç böyle korkmadılar. Ben düşmerken niye bozdum? Yani. Şimdi kurdun çok olduğu yerde domuz azalmaya başlar. Bu sene çok mu? Eğer bu sene domuz çok. Demek ki kurt az. Yer gök domuz. Bir de çok vuruyor ya. Ya Mehmet, Emrah bir domuz vurmuş ya. Dişini burada gösterip duruyordu. Nerede o diş? Çok büyük bir diş vardı ya. Geçen gösterdi. Daha yarısından kırılmış. Ucu da böyle. Bak. Şöyle bunu videoda biraz yakınlaştıracağım abi. Sana bu şimdi domuz dişi. Azılı bir domuzun ön dişi. O kırılmış hali. Çalgıç dediğimiz dişleri. Tabii o yarısı kırılmış hali. Dönmüş zaten, hayvana geçmiş. Bayağı büyük bu ya. Şimdi bu sene inanılmaz çok domuz var. O zaman kurt az. Bizim yorumladığımız kadarıyla bu sene bu tarafta, bizim yörede kurt az. Eğer kurt çok olsa domuzun barınma şansı yok. Ya sık sık karşımıza çıkıyor. Hatta geçen güz ayındaydı herhalde. Yani. Evet. Eylül-Ekim gibi filan. Mehmet abiyle böyle bir maceramız oldu. Dediğim gibi pazar günleri hep beraberiz burada. Pazar günü akşamüstü Mehmet abiyle burada. Tam seçim dönemiydi ya. Seçim dönemi. Havada böyle karardı, kararacak hafif. Alacakaranlıkta. Mehmet abinin bir tane lambası var. 2,5 metre menzilli. 2,5 metre menzilli. Mehmet abinin lambası da arabadaydı. Senin arabayla gidiyorduk değil mi abi? Aha. Buradan çıktık. Asfalta döndükten sonra o iki taraflı bir ormanın içine giriyorsun ya. Hemen burayı döndükten sonra. Sağ tarafta orman biter bitmez tarlalar başlıyor. Orada Alaman Çiftliği diye bir tabela var. Tabelanın orada iki tane domuz yolun kenarında. Ama çok iri. Çok afeydi ama. İki tane çalgıç domuz. Ya domuz muydu? Dur bakalım Mehmet abi filan derken durduk. Işığı bir tuttuk. Aşağısı dolu. Kıyamet ama 50-60 tane. Ekinler ekilmiş böyle, yeni güz ekinen. Başlamış böyle. Tarlanın yüzü bir sürü böyle. 60 tane domuz. Manevra yaptım ben. Yani tahmin ediyoruz. Ben sonradan neyse anlatayım da. 2,5 metrede gördüğümüz bunlar. Mehmet abinin el freni hakikaten menzili biraz kısa. O iki tanesi de arabayla yanlarına kadar vardı. Kaçmıyorlar insanlar yani. Tabii. Aha, benim el frenlerimle aldığı şey etmedi yani. Sonra bayağı ilerledik biz. Ya dedik geri dönelim. Hem silahı alalım. Hem dedik daha güçlü bir el freneri alalım. Geri dönsek mi dönmesek mi, bayağı da gittik. Tekrar geri döndük. Geldik buraya. Biraz kurşun aldık. El feneri aldık. Silah aldık. Tekrar gittik. Yani aradan geçen zamanı sen hesap et. Oradan geri geliyoruz. Minimum 20 dakika. Tekrar gittik. Ya şurası mıydı burası mıydı derken bir 10 dakikada öyle geçmiştir. Yarım saat sonra o gördüğümüz yeri bulduk. El freni tuttuk. Yine dolu orası. Aşağı tarlaya tamamen yayılmışlar. Bu sefer 2,5 metre değil ama 25-30 metre fenerimiz var. Şey yaptım, ben bayağı saymaya çalıştım da böyle. Çok inanılmaz çoktu yani. Gördüğüm en kalabalık sürülerden biri. Mehmet abi ışığı iyi tutamadığı için ben hep karavana attım. Mehmet abi ışığı düzgün tutsaydı en az 3-4 tane vururduk o gün. Abi uzaktan at. Ben çok koştum. Genç oldum işte biraz ileri doğru gittim. Böyle hoca kilodan gelişemedi. Ya bir de o heyecanla kovaladık domuzları. Sen kovalayarak. Şimdi o günden sonra mesela herkesle konuşuyoruz. Ya ben de şurada domuz gördüm, burada domuz gördüm. Bizim birader biraz av konusunda evet inanılmaz meraklı. Ankara'da yaşıyor. Her geldiğinde mesela köpeklere öyle bir antrenman vermek için çıkar. Abartısız geçen gelişinde yani bir ay önce falan her gittiklerinde bugün de domuz sürüsü, bugün de domuz sürüsü. Yani bu şu anlama geliyor. Yakın tarihte de bir vukuat olmadı, kurt vukuatı. Herhalde bu sene kurt az. Kurt az. Evet. Şimdi oradaki bugün fotokapını kurduğumuz yerdeki bize yardımcı olan arkadaşa da özellikle sordum. Bu sene sadece yani şu 2-3 aydır 2 tane keçi yemiş. Onun dışında onun dışında normal hiç vukuat yok. Normal daha mı fazla oluyor? Tabii canım. Oo. Bu devede kulak. 2 tane keçiyi yemesi o göz hakkı. Onu adam istese zaten adam verir. 2 tane keçi hiçbir şey. Şunu anlıyorum sen öyle söyleyince. İnsanlar artık kurtlarla beraber yaşamaya o kadar alışmış ki burada. Şimdi bugün anlattım mı hatırlamıyorum. Göz hakkı verecek dereceye gelmişsiniz. Tabii. Yani burada gerçekten artık bugün giderken mesela bir tilki gördük. Tilki resmen umursamadı. Islık çağırıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Islık çalıyoruz. Yani hiç umuruna değil. Burada aldırış etmiyor derken ben merkezde de mesela evin önünde merkezin içinde konteynerlara geliyor. Oraları geziyor böyle. Yanından geçiyorsun sana bakıyor selam veriyor. Şehrin içi mi? Yani seni. Şehrin içi. Aynen. Ya adam giderken sağlı sollu bir sürü küçük kulübe vardı abi. Evet. Çay salonları vardı. O bal satanlar falan vardı. Yöresel köy ürünleri satan yerler vardı. Öyle bir amca işte böyle 65-70 yaşlarında bir amca. Adam namaz kılarken kulübenin yanında dışarıda ayı yanına gelmiş. Adam namazını bozup da kulübenin içine girmiyor. Yani ayı geldiği gibi gider diyor. Düşünsene namazdayken yanına ayı geliyor. İnsan yani Allah affetsin namazı bırakır. Kaçar. Çok dirayetli bölgeymiş. Ya dirayetten değil de Mehmet abi. Onlar için artık stabil bir olay yani. Ama adam, şimdi ayı bu abi. Güven olmaz ki ya. Ya güven olmaz ki derken güven oluyor. Nasıl güven oluyor biliyor musun? O adamlar artık yıllardır o hayvanlarla yaşıyorlar. Adam ne zaman ne tepki vereceğini biliyor. Şimdi ayı onun misafiri. Mekanına gelmiş bir hareket sezdiği zaman zaten ayı hareketi görür görmez hemen koşup saldırmaz. Ayının insana saldırması için yanında yavrusu olması lazım. Karnının çok çok aç olması lazım. Ya bir tehdit unsuru olması lazım. Öyle olmadığı sürece insanı duyduğu zaman, hissettiği zaman... Lafını kesiyorum. Ilgaz'da mıydı? Nerede? Ayıyla adam boğuştu da... Işte... Ilgaz'da olur mu? Havalanın üstünde. Ha, adam bıçakladı, şey yapmış ayıyı. Tabii. Buralarından bıçaklamış ama adam da çok yaralamış zaten. Bir tane bıçak darbesi vardı. En sonunda bıçakla kırılıyor ayının vücudunda. Böyle 500 metre falan gitmiş haber vereyim diye. Orada düşmüş kalmış zaten. Adama zaten bir şey 70 yaşında adam bak. İşte eski adamların gücü kuvveti yerinde bir adammış. Yani, kesmiş. Kesmiş buralardaki damarları. Kan kaybından ölmüş zaten. Yani belki duyulsa, birisi görse filan hayatı kurtulurdu. Ayı da çok gidememiş zaten. Adam o kadar çok bıçaklamış ki tabii. Yakın tarihli. Geçen sene mi olduydu? Yakın tarihli bir olay. 2 yıl oldu. Neydi orası ya? Havaalanının orada. Havaalanının orada değil. İstanbul yolunda. Kavak köyünde. Yani bunlar insanlara belki böyle masal gibi gelebilir. Bizim burada normal olaylar. Evet, onu fark ettim anlattıklarınızdan. Evet. Şimdi geçen bir ay falan oldu. Ankara'da da bir ay mesela bir teyze olması lazım. Kızılcamamlıdır büyük ihtimalle. Evet, öldürdü. Arada böyle olaylar da oluyor. Ayı kaçırabiliyor da yani bak. Kaçırıyor bir de. Tabii mesela bayarmış böyle tokat atınca. Hı. Götürdüğü bile olurmuş yani. Allah Allah, öldürmeden. Öldürmeden. Ya hayvanda şöyle bir içgüdü var. Bu köpekte de aynıdır mesela. Yiyebileceğinden fazla yemek verirsin. Köpek gider gömer. Bugün ne diyor bize yardımcı olan arkadaş? Zaten diyor oraya leş veriyorlar ya ayılara. Leşin diyor hepsini yemiyor diyor. Karnını doyurduktan sonra götürüyor leşleri toprağa gömüyor diyor. Kokmasını, iyice kokmasını, bozulmasını bekliyor diyor. Allah Allah. Tabii. Şimdi burada normalde abi tesiste günlük 5-6 tane kuzu kesiliyordu. Bunun bütün iç organları, bütün atık malzemeler bir kısmı dereye, bir kısmı onlar hani böyle macerayı seven adamlar. Oraya ayılara döküyorlardı. Ayı her gün akşam saat kaçta çıkarılıyor yiyecek? O saatte o iç organları almak için geliyordu. Şimdi alışmış. Bu sene evet bu hastalık vesilesiyle kesim çok zayıf. Yani 2-3 günde bir tane kuzu kesiliyor. Alışmadı hayvanlar. Onların iç organlarını orada köpeklere veriyorlardır. Hmm. Yoksa bizim işimiz çok kolaydı bugün. Hemen orada o eski mescidin üzerine %100 tabii, hatta uzaktan yemleme noktasına tabii. Çok rahat. Termal kamera olduktan sonra gün iner inmez hemen geliyordu. Şimdi yukarıya çıktık, bir aslında bir korku yaşadık, bir hırıltı bir şey vardı. Evet. Dedik acaba yakında mı, buralarda mı? Ya aynen bugün o arkadaş da anlatıyordu ya. Ayının çok yakından öyle bir ses tonu var ki o sesindeki titreşimi ayağının altında hissediyorsun. Öyle kuvvetli bir ses. Ben o sesi böyle 2 metreden duydum, 3 metreden duydum. Peki nasıl saldırmadı? Normalde mesela saldırmaz. Yani diyorlar. Bu bir şans. Bir şey söyleyeyim mi abi? Yok. O ayın eğer yanında bizim sonbahardı. Eğer baharda yanında yavruyken falan öyle aniden üstüne varmış olsan bugün bu videoyu çekemezdik. Evet. O güz ayındaydı. Muhtemelen tek başına yalnız bir ayı. O bizi fark etmedi. Birden üstüne varınca da hayvan sana zaten önce bir uyarı atışı yapar. O öyle bir bağırdı. Burada ben varım dedi. Biz de ona göre hemen durduk. Üstüne gitmedik. Evet. Yavaş yavaş geri geri. Şimdi babam da derdi işte böyle bir olay olduğunda işte sırtını dönüp kaçmamak lazım filan diye. Daha da o zaman hani genciz, çocuğuz. Tüfek, bir tane tüfek var. O da Emrah'ta, biraderde. Şimdi ayının üstüne vardık. Ayının sesini duyar duymaz. Ben aman Emrah, sakin Emrah, sakın arkanı dönme. Böyle bir taraftan da elimle yokluyorum. Aman Emrah, aman Emrah. Abilik içgüdüsü ya benimki. Aman Emrah, aman Emrah derken baktım Emrah yok. Bak Emrah, silah da Emrah'ta. Emrah toz dumana katmış. Aşağıda bir toz bulutu var. Emrah gidiyor. Yani inanılmaz bir korku. Bunu ancak bir taraftan silah atıyorlar. Büyük ihtimalle domuz geldi. Evet. Şimdi otomatikle atıyorlar. Eskiden doldurma tüfekler alıyormuş böyle. Yaşlılarımız anlatıyordu. Çifte de değil. Dolma tüfek. Üstünden çok şey al. Ayağına giderlermiş mesela. Attın bitti. Şansın yok Allah da. Dolduracaksın hızlıca. Öyle av yapıyorlarmış mesela. Vay be. Evet. Tabii. Şimdi bir de inine giriyorlarmış eski adamlar. Evet. İne giriyorsun. İnden böyle bir hamleyle dışarı çıkma şansın yok. Ayının içeride olduğunu kesin bilerek içeriye ine giriyorsun. Ya şöyle bir avantajı var kışın inde avlamanın. Ayı avlamayı reklam ediyormuş gibi olmaz değil mi? Yok. Yani eski adamların anlattıklarını ben size anlatıyorum. Ayı kış uykusundayken eğer uykuya yatmasa bile kışın o içgüdüyle böyle hayvanda bir uyuşukluk oluyor. Yani yazınki dinçliği olmuyor. Uyku halindeyken risk biraz daha az oluyor. Uyku halindeyken de geçen yıl bir ölmezse o doldurma işte, yandın o zaman. Geçen yıl bir arkadaşım kurtuluşun yok. Burada derken Öğrenbaşı köyünde bir arkadaşım inde yavruları görüntüledi. Şöyle şu kadar yavruları görüntüledi. Anneleri içeride. Anneleri dışarıda. Anneleri içeride. Dışarıda. Ama evet. Ne cesaret abi ya. Şimdi ben geçen onlar videoda, kendini garantiye almıştır onlar abi. Bir videoda şunu söylemiştim. Ayının mesela belgeselde izlediğim için söyledim bunu. Karacabey'de bir rehabilitasyon merkezi var ayıların. Bayağı da bir ayı var. Kimisinin gözü kör, kimisinin bacağı yok. Kimisi şeylerden gelmiş mesela kurtarılmış eskiden ayı oynatırlardı ya halka takıp. Onu kurtarmışlar. Ayılar orada rehabilitasyon merkezinde yaşıyorlar. Oradaki bir veteriner şunu söyledi. Ayıdan kaçma şansınız yok. Eğer o sizi kovalamak isterse. Evet. 60 kilometreye kadar. Çok doğru söylemiş. Yetişkin bir at hızında. Ağaca çıkıyor. Tamam mı? Zaten koşmaya koşamazsın. Aynen. Yani seni yakalamak istiyorsa %100 yakalar. Yapacağınız kesinlikle. Sakin aynı sizin dediğiniz gibi. Sakin bir şekilde yavaş yavaş uzaklaşacaksın. Evet. Ya da onu korkutmaya çalışacaksın böyle. Korkutma şansında. Ses. Hani ne olur? Şu bu. Yani hayvan eğer sana saldırmayı hedef seçmişse kendine, evet. Onu korkutma şansın da yok. O korkmak istediği için korkar. Demişti. Bazı insanlar diyor ya, ayı gördüğün zaman yere yatacaksın, ölü taklidi yapacaksın. Onu diyor kesinlikle yapmayın diyor. Ayı evet. Diyor senin canlı olup olmadığını anlamak için diyor sırtından çıkacaktır diyor, ayaklarıyla vuracaktır diyor. O da çok güçlü olduğu için diyor senin kemiklerini orada vurdukça kıracaktır diyor. Yani orada ölü halde durman senin için ölmen demektir diyor. O kemikler kırıldıkça. Yani en mantıklısı durup sakin sakin oradan uzaklaşmak. Biraz da dua edeceksin. Artık hatim indiriyor. Hangi duayı biliyorsan evet, onlara edeceksin abi, gitsin. Şu an zaten en tehlikeli dönem. Mantar sezonu. Of. Tabii herkes ormanlara gidiyor. Ayı da tabii mantar. Tabii bana seviyor. Yok, mantar sevmesi değil. Adamın evine gidiyorsun şimdi. Orman ayının evi. İnsan bir de şimdi mantar nasıl bir şey biliyor musun? Balık yakalamak gibi. Hiç gittin mi mantara? Mantara gittim evet. Mantar bir tane bulursun. Ya acaba bunun eşi nerede? Ocağa mı geldim? Nerede? Bir tane daha, iki tane daha derken dünyayla irtibatın kesilir. Hani normal zamanki duyarlılığın olmaz. Bir bakmışsın yani kaybolmuşsun veya kaybolmasan da ayının üstüne varmışsın. E şimdi hayvan da o korkuyla, sen de o korkuyla böyle ani bir buluşma mümkün. Evet. Buluşmadan sonra artık ne olur? 60 kilometreye hız yapıyor dedim. Bana tepkiler geldi. Senden de duysunlar. Yetişkin bir at hızında at olduğunu hızında biliyorum. Aynen yani öyle. At da biz burada mesela antrenman verirken Rahvan atlarda hız ölçümü yapardık. At 40-45 kilometreye çıkıyor. 50 kilometreye çıkıyor. 4 nala düşündüğün zaman 60-70 kilometre hız. Aynen normal öyle yani. Eskiden bazı belgeseller vardı. Ceylanı kovalayarak yakalıyordu ayı. Şimdi YouTube'da vardı bazılarında, ben gördüm de gelmişti zincirlerden. Şimdi yeni arkadaşlar pek belgesel izlemediği için o tarz şeyler belki tuhaf gelebilir ama gerçekten ayılar büyük gözükmesine rağmen çok hızlı koşuyorlar. Evet. Ama aç kaldıkları zaman mezarlıklara bile girdikleri oluyormuş. Ayı zaten yoğun şekilde leş tüketen bir hayvan. Taze mezarlarda merhumun kokusu hala, ayı bir de inanılmaz koku duyusu olan bir hayvan. Kokuyu alıp mezarları açıyor. Bizim burada da yani yakın tarihte birçok olay yaşandı. Mezarı açtı, tekrar kalan parçaları gömdüler, tekrar açtı. Tabutla gömdüler, tekrar açtı. Tabuta dikenli tel sardılar. Üzerine taş koydular. O şekilde kapattılar. Ancak ortaya. Tabii. Bu şeylerde mesela dağ kesim köylerde ben çocukluğumda gittim, bir mezar şeye gittik, böyle bir cenaze oldu. Üstüne çalı vuruyorlar, böyle her tarafında çalı kesiyorlar, dikenleri kesiyorlar. Çok dikenli çalılar var. Bunu dedim hani niye yapıyorlar? Ayı çıkartıyor diye. Biz çocukluğumuzda bilmiyorduk o zaman. Tabii. Mezardan çıkartıyormuş yani. Ayı çıkartır. O yüzden çalıyla gömüyorlardı böyle etrafına. Tabii. Sen mi demiştin? Kireç de yaparlar mesela. Ya, kireç de rahatsız ediyormuş. Neyse, ayı bir tane adama kafayı takmış böyle. Onu işte yaralamış mı, şey yapmış mı avda. Öldükten sonra da adam 2-3 sefer çıkartmış mezarda. Ağlı tarafında bir köyde. Evet. Evet. Yani burada şey da şeyde Karadere'nin bekçisini öldürdü ya. Adamı öldürdü. Bekçiyi. Sonra da mezardan çıkarttı kaç kere. O kadar kafaya takmış bir de kindar. Ya ayı değişik bir hayvan. Yani mesela kurdun standart bir zihin yapısı vardır. Onun dışına çıkmaz. Ayı öyle bir hayvan değil. Ayı çok farklı. Ayı dönemsel böyle bir hareket değişikliği olur mesela. Yavrusunun yanındayken bambaşka bir zihniyeti oluyor ayının. Yalnızken veya üreme döneminde vesaire vesaire. Biraz daha da zekiler gibi. Ayı yavrusuna çok düşkün bir hayvan. Hmm. Ama kilo olarak buradakiler yani 200 kilonun üstündedir herhalde değil mi? Ya çok iri ayılar var Mehmet abi. Bozayı geçen zaten yıl mesela bizim burada Serkan'ın bu çiftliğe gelirken ana yolda bir tane kambo araba çarptı. Araba tamamen pert. Ayı çarptı. Tabii 200 kilonun üzerindeydi mesela o ayı. Evet. Televizyona da hatta haberlerde de çıktı. Türkiye'deki ayılar şey herhalde değil mi? Bozayı türü. Tabii. Evet. Bozayı. Tabii tabii. Bozayı, karayı falan değil. Hani bir adam, yani buraya hani ziyarete gelmiş eşinin dostuna, geri dönüşte giderken yolda ayıya çarpıyor. Araba pert oldu çekiciyle. Araba pert oldu deyince bizim Çorum ekibi Emrullah Gil bir akşam hava kararırken, o gün acayip sis varmış, buraya geliyorlar. 20 kere geldiği yer. Sapağı kaçırmış. Ya şurası mı iki, burası mı iki derken yola bir şey çıkıyor. Bu neydi filan derken güm. Murat Bey araba. Hamur gibi zaten Murat Bey. At da ikiye bölünmüş. Murat Bey de ikiye bölünmüş. Ertesi gün götürdük. Şimdi kimse ata çarptığını tahmin edemez. Araba parçalanmış şekilde. et parçaları var arabanın camının sağlam olan yerlerde, direklerde. Ya şimdi geçmiş olsun diyerek yanımıza yaklaştı insanlar, çekinerek soruyorlar hani ciddi bir kaza olmuş, et parçaları falan. Ölü var mı dedi. Emrullah var dedi. Var, bir kişi öldü dedi. Ya çok geçmiş olsun falan filan dedi. Bir taraftan da gırgır şamata. Diyorum ya adamlar diyordur şimdi. Adamlar kaza yapmış. Ölüm var diyorlar. Bu şen şakrak nedir bunlardaki ifade, vurdum duymazlık. Onlar da öyle bir tane atı harcadıydı burada. O kurt resimleri var mı mesela şeyin? Berduş'un aldığı. Var. Videosu resimleri. Var. Videosu mu var? Videosu böyle var, fotoğrafı var. Bir alabilir miyim mesela, ya da videoyu koyabilirsem şöyle söyleyeyim. Çok şey değilse, böyle şiddet içeren bir olay değilse. Yani şiddet. Aslında şiddet sen daha iyi biliyorsun abi. Hani tabii. Ben bilmiyorum. Koyabilecek tarzdaysa koyarım, ya da bir buğularız bir şey varsa. Şimdi arkadaşlar olur. O aklıma geldi. Şeyde merak ederler. Olur. Çünkü köpeklerin hepsini de denemişsin. Bazı köpekler bunu yapabilecek cesarette de değiller. Yani dedin ya, o dişi kokusundan dahi kurttan kaçtı, korktu. Aa, büyüklüğünü görüyor musun bak? Oo, ayı. Burada otoyolda araba çarpmış. Bak pençelerine bak. Of. Yani şöyle şeyde gözüküyorsun. Mehmet abi sen atsana bana bundan. Atayım abi. Şeye giderken varsa taş köprü. Yani bildiğin insan ayağıyla aynı. Aynen, sen bunu yapısı olarak da gerçekten çok benziyor. Yapısı da aynı yani. Evet, şimdi çayımız ne olacak? Aynı tüylenmiş insan ayağı gibi yani. Sana zahmet bir bakıver ya çayına. Ya bu olayları anlatıyoruz. Mesela kanıtları var. Ben bunu izleyenlere söyleyeyim. Kanıtları var. Videoları şu an ben izliyorum. Ama bazı videoda maalesef YouTube'un kurallarından dolayı koyamıyoruz. Şey de var. Ya onun haricinde şunu da söyleyeyim. Bir saniye abi. YouTube'un kurallarının haricinde benden özelden isteyenler oluyor. Abi ya da diyor şeyden atlıyorlar. Telegram. Gençler şöyle söyleyeyim. Bazı insanlar bizim videolarımızı alıp bunu farklı yerlere şikayet edebilir, ceza yazdırabiliyorlar. O yüzden videoların sağdan solda gezmesini de pek istemiyoruz açıkçası. Bunlar doğanın getirdiği şeyler yani. Doğal olan olaylar. Evet abi, herkes bunu, bizim gibi düşünmüyor. Sana anlatamıyorsun bazı yerlerde. Bunlar. Sen dededen olan böyle hikayeler veya babadan olan hikayeler var mı hiç duyduğunuz? Böyle yaşanmış. Ya var mı? Alakalı veya... Olmaz olur mu? Tabii. Burada herkesin bir hikayesi vardır ama abi. Mehmet abinin doğayla ilgili çok çok eskiye dayanıyor. Çünkü o tüfekler ta benim dedemin daha da fazladır belki. Belki de daha fazla. Kırıkkale yani benim bir tüfek vardı. Dedemin anlattığını söylüyorum bana. Yani 90 yaşında öldü. Öleli 7-8 yıl oldu. Mesela. Hesap 20 yaşlarındaki falan şeyler. Yani 70-80 yıl önceki şeyler bunlar. Anlattı. Yani o tüfeği vardı, gerçekten vardı. Şey olarak şöyle namlusu 1 metre, tüfeğin kendisi 1,5 metre falan da yani uzun. Hala birçok köy evinde vardır ya. Aha. O tüfekler. Ha, öyle aksesuar olarak saklanır hala daha. Burada genelde o zaman ayı avcılığı falan yapılıyordu yasalken. Yani eski dönemde tabanında avcılık olan herkes gitmiştir ayı avına. Peki bunun bir getirisi var mıydı? Eskiden vardı. Postlu para. Şimdi tabii vurana zaten ceza kesiliyor. Tamam. Kurt da yasak. Yine para var postlu. Kurt da yasak. 20 bin lira falan cezası var yani. Belki de daha fazla. 20 bin lira cezası. En az yani. Cezası var. Yani yine para eder şimdi. Düşünsene evinde öyle bir aksesuar olduğunu, doğal bir aksesuar olduğunu. Süper, ama işte önce onun cezasını ödeyecek parayı bir köşeye koyacaksın. O sürekli duracak. Cezası da var. Bir gün şikayet edilirim diye. Cezası var. Yani önüne çıkıyor mesela, karayolunda çarpıyorsun. Yani ormanlık bölgede çarparsan yine cezası var. Yani yabani hayvan çıkabilir lafası olan bir yerde çarparsan ölürse... Ya orman şeyden şikayetçi olmuş ya. Fatih'ten ölen adamın oğlundan. Biraz bekleyelim, videodan sonra başlayalım. Bana şu çekirdek çıtır çıtır çok kötü geliyor oğlum. Başlarlar sana küfürü. Ondan sonra silmem, haberin olsun Mehmet. Olsun Mehmet de okuma yazma yok. Videoyu izleyenler biliyordur Tahir benim videosunda neler çektiğimizi. O yüzden çekirdek yemeği yasaklıyorum abi buradan. Ne anlatıyordun Mehmet abi? Çay içebiliyoruz değil mi? Tabii çay içebiliyoruz. Karayolunda çarptığı zaman cezası da var yani. Abi normal bir kaza değil mi bu? Niye ceza kesiyorsun? Kaza mı hayvana çarptın, ne cezası alıyorsun? Bizim İnsana arkadaşlardan birisine işte şeyden, Orman Bölge Müdürlüğü'nden ceza yazmışlar. O da karşı tarafa dava açıyor. Karşı taraf ayı tabii ki. Dava açıyor, oradan kurtarmış arabasını falan, masrafını artık şeyden mi aldı? Ormandan mı aldı? Nereden aldıysa. Kasmanın nereden aldı bilmiyorum yani. İlk cezaya ona yazacaklarmış. Bu da karşı taraftan şey yapınca. Ayı nasıl mahkemeye ölmüş abi? Ayı ölmüş abi zaten, mahkemeye gerek almamış. İlahi adalet olmuş. Şey de bu konuyla alakalı sıkıntı yaşamış ya. O 70 yaşındaki amca. Tabii çarpıdan öldükten sonra vuran adam da bayağı sıkıntı yaşadı. Tabii ayı öldü. Amca da öldü. Orman Bakanlığı herhalde ya artık bu büyük ihtimalle sisteme tabi kalınmak zorunda olunduğu için böyle bir dava açılıyordur belki usulen. Dava açılmış. O da ayıdan davacı olmuş. Benim de demiş babam öldü. Hı. Onlar bizim ayımız öldü deyince bunlar da bizim babamız öldü demişler. Ne kadar saçma bir şey yapıyor. Ya oluyor işte. Bu askeriye gibi abi. Böyle bu konuda hayvan haklarıyla alakalı çok böyle değişik tespitler var Türkiye kanunlarında. Ya ben şimdi bu videonun altına ne yorumlar yapılacak bu konuyla alakalı merak ediyorum. İngilizce yorumlar gelecektir. Ya kimisi işte hani yalan gibi gelir bazılarına da bunlar gerçekten olmuş şeyler yani. Hani... Bak şunu söyleyeyim mi yorum yapanların? İnsanı düşünen hiçbiri olmayacaktır. Genelde hayvanı düşünürler. Ya şöyle düşün. Emin olun bunu. Evet. Şimdi sabahleyin ormana gittin. Kendini korumak için yanına bir silah aldın. Evet. Ayı sana saldırdı. Ayı kaçtın, ayı geliyor seni öldürmek için. Ayıyı öldürdün. O anda da gören birisi şikayet etti veya olay yerinde jandarma, polis birisi seni gördü. Bitti. Ha adam öldürmüşsün, ha ayıyı öldürmüşsün. Hiçbir farkı yok. Ya ondan da ziyade şimdi mesela bizim buralarda hayatın kayar yani. Popülasyonu çok fazla. Bal işi. Yüksek kesimlerde Azdava dediğimiz ilçemiz falan var. Mesela orada kestane balı için falan buralardan, ilçeden, merkezden oraya arı getirirler. Ayı da balı zaten seviyor. Elektrikli çit dahi çekiyorlar bu arıların etrafına. Ayı onu falan anlamıyor. Parçalıyor, giriyor. Kendi koymuş gibi kovanın üzerine açıyor. Balın olduğu kovanı dahi biliyor yani kokusundan. Çünkü çok güçlü bir koku yapısı var. Açıyor balını yiyor. Adam pencereden seyrediyor sadece. Yani ayıya vurmaya karşı bir tepki gösteremiyor. Adamın orada bütün emeğini zayi ediyor. Eğer vurursa adama ceza yazılır. Anca camdan küfür eder ayıya. Onun dışında yapabileceği hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapamıyor mesela ayıya. 100 kovan arısı varsa mesela orada arıcılık yapan vatandaşın 50 kovan arısını hiç ediyor mesela. Parçalıyor, içinden alıyor, atıyor. Hepsini de yemiyor yani. Keyfe gider orada çocuk topuyla oynar gibi arı kovanlarıyla oynuyor mesela. Talan ediyor orayı. Buna ceza yok. Ama ayıyı o anda vursa 25.000 lira cezası var. Neyse, sizin istediğiniz gibi 1,5 saatlik oldu mu bilmiyorum. Herhalde bir 50 dakikalık bir video olmuştur. Serkan Kara Ahmet Oğlu'nu Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Mehmet Mamdoğlu'nu ve Engin Sarıoğlu'nu ve beni de Allah rızası için diyorum ben artık. Abi bir dünya abonem var, Instagram'da takipçim az ya. Instagram sayfamız kapandı. Ondan sonra bir takipçi kazandıramadık Instagram'a. Millet gibi bot da atmıyorum, affedersin. Evet. O her şey organik olsun istiyorum. Birçok insan genelde bot atıyor. O ne demek, kusura bakma ya ben. Takipçi satın alıyor, affedersin. Benimkisi hep organik. Takip ederseniz beni sevindirmiş olursunuz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın diyorum o zaman. Allah'a emanet olun.